RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Bir Yeni Erzincan gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. RT'nin uydu yayınlarına başlamasıyla birlikte yayınlarımız Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izlenir hale geldi. Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy RT'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, RT'nin uydu yayınlarına başlaması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Dağ, Genel Yayın Yönetmeni Zeki Demirbaş ve Haber Müdürü Semih Peker'le görüştü. Başkan Başsoy, uydu yayınının Erzincan'ın tüm alanlarda gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, bu süreçte emeği olan yönetim kurulunu ve çalışanları tebrik etti. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz ayağımızın tozuyla Ankara'daydım. Bugün Erzincan'a geldim ve ayağımızın tozuyla da geciktirmemek için RT Şah Televizyonu'nu ziyaret etmek istedim. Bu nedenle bugün buradayız, sizlerin makamındayız. Gerçekten çok önemli bir organizasyon, önemli bir icraat gerçekleştirdiniz. O nedenle de sizleri tebrik ediyorum. Özellikle de en başta Yönetim Kurulu Başkanımız Rıza Bey'i ve ekibini, yönetim kurulundaki tüm üyeleri, tüm ekibi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Böyle önemli bir görev Erzincan'da ilk defa oluyor. Bu bizim için çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Karasal yayın imkanları artık tarihe karışmak üzere. İnsanlar her şeyi, bütün haber alma özgürlüklerini uydu yayınlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle de ya yaşamaya devam edeceksiniz, yoksa bırakacaksınız. Siz doğru bir karar verdiniz. Biz varız dediniz. Erzincan için varız dediniz. Ve yola çıktınız. Biz de bu yolda elimizden gelen tüm desteği sizlere vermeye çalıştık. Bundan sonra da vereceğiz. Çünkü artık dünya küçük bir köy oldu. İnsanlar dünyanın her yerinde kendi memleketlerinden haber almak istiyorlar. Kendi memleketlerine mesaj göndermek istiyorlar. Bu nedenle de uydudan yayın yapmak gerçekten çok büyük bir işlevi yerine getirmiş olacaktır. Bu nedenle Erzincanlı olarak, bir Erzincan Belediye Başkanı olarak bundan sonra da bu RT Şah Divi'nin yürüyebilmesi, yoluna devam edebilmesi için biz elimizden gelen tüm çaba ve gayreti sarf edeceğiz. Artık bu televizyon sizin değil, Erzincan'a mal oldu. Biz Erzincan üzerinden böyle bir yayını bütün dünyaya ulaştırdığınız için ayrı ayrı hepinize ben teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızı diliyorum. Saygılar sunuyorum. Tarımsal verimin artırılması ve sürdürülebilir tarım için yürütülen arazi toplulaştırma çalışması Erzincan'da başlıyor. Çalışmalar kapsamında 120 bin hektarlık alanın toplulaştırılması planlanıyor. Tarımsal verimin artırılması ve sürdürülebilir tarım için yürütülen arazi toplulaştırma çalışması Erzincan'da başlıyor. Çalışmalar kapsamında 120 bin hektarlık alanın toplulaştırılması planlanıyor. Yürütülecek olan arazi toplulaştırma çalışması için köy muhtarlarının katılımı ile bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplantıya Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Belediye Başkan Vekili Halit Mutlu, Vali Yardımcıları Dede Musa Baştürk, Hatice Bayar Özdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, köy muhtarları ile davetliler katıldı. Erzincan'da yürütülecek olan arazi toplulaştırma çalışması hakkında bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, uygulama ile sektörün gelişimi sağlanacak dedi. Bu yatırımlar ile tarımdan elde edilen gelirin yükseltilmesi, çiftçimizin sosyoekonomik durumun iyileştirilmesi ve yaşam refahının artırılması hedeflenmektedir. Erzincanlı çiftçilerimizin de bu imkanlara sahip olabilmesi için il müdürlüğümüzde yapılan çalışmalarla Kasım ayında bakanlığımıza arazi toplulaştırma çalışması teklif edilmiş olup 2017 programına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda ilimizde 119.619 hektar alanda toplulaştırma çalışması yapılacaktır. Ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Murat Karaaslan yaptığı sunumda arazi toplulaştırılması, uygulanışı, yasal dayanıkları, genel faydaları ve ülkedeki örnekler konusunda sunum yaptı. Yasal dayanıklarını, arazi toplulaştırmasının faydalarını, uygulama sürecindeki karşılaştıklarımızı, ülkemizdeki arazi toplulaştırmalarına örnekler ve en sonunda hedefimizi açıklayacağız.
Arazi toplaşması nedir? Neden uygulanır? Burada size şu şekilde izah etmek istiyoruz. Çeşitli nedenlerle... Evet değerli izleyiciler, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 250 yataklı ek bina yapımı için süreç başladı. Yeni binada son teknoloji kullanılacak ve 43 bin metrekare alana sahip olacak. Binanın 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Uzun süredir gündemde olan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yapılacak olan ek binanın ihale süreci sonlandırılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 250 hasta yatağı ile birlikte acil servisler, yoğun bakım üniteleri ve doğumhaneler başta olmak üzere ek binada birçok bölüm yer alacak. Hastane ek binası hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, yeni binanın mevcut bina büyüklüğünde olacağını ve son teknolojiyle donatılacağını söyleyerek 2 yılda tamamlanacağını ifade etti. Bu pazartesi itibariyle ek binamızın yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. Pazartesi günü bakanlığımız yetkili elemanları, yüklenici firmanın sahipleri ilimize geldiler. Binamızın arsası ile ilgili bilgileri kendilerine ilettik ve yer teslimini yaptık. Bildiğiniz gibi uzun süredir gündemde olan hastanemizin büyütülmesi ve ek bina yapılması ihtiyacı gündemdeydi. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizi 2010 yılında faaliyete soktuk. 2010 yılında faaliyete soktuğumuz eğitim ve araştırma hastanemiz Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi'yle ortaklaşa kullanıyorduk. Dolayısıyla burası hem Erzincan'ımızın hizmet hastanesi hem tıp fakültemizin eğitim ve araştırma hastanesi olarak bu işi yürütüyordu. Dolayısıyla hastanemiz bu güç birliğiyle hızlı bir şekilde hem teknolojik olarak hem insan altyapısı olarak hem sağlık kalitesi olarak hızlı bir şekilde gelişti ve Erzincan'ımızın ihtiyacına cevap veremez oldu. Yatak sayımız yetmedi. Özellikle poliklinik sayılarımız her geçen gün arttı. Acil hasta yükümüz her geçen gün arttı. Yine ameliyathane ve girişimsel işlemlerimiz her geçen gün arttı. Hastanemiz son model ve son teknolojilerle donatılmış olacak. Bu hastanemizde yaklaşık 250 hasta yatağı olacak. Yine bu hasta yatağıyla beraber zemin kısmında acilin üstünde yoğun bakımlar, doğumhaneler, bunlar hep hastanemizde olacak. Ayrıca hastanemizde kolonoskopi odaları, endoskopi odaları, bronkoskopi odaları ve kemoterapi üniteleri olacak. Dolayısıyla bu haliyle hem bir eğitim araştırma hastanesi vasfına uygun bir yapılanma içinde olacak, hem de ilimizin diğer sağlık hizmetlerini, özellikle hastanecilik anlamındaki sağlık hizmetlerini yerine getirecek kalitede bir hastaneye sahip olacağız. 760 gün hastanemizin yapımı için bakanlığımız süre tanımış. Dolayısıyla 2 yıl sonra mevcut hastanemize bir ek bina, bu ek bina ile beraber hastanemizin de dış kısmını, dış fiziki kısmını mevcut hastaneye uydurup bütünlük halinde yaklaşık 85 bin metrekare büyüklüğünde bir hastaneye sahip olacağız. Erzincan'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis ekipleri Erzincan'da sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 paket, evinde ise 30 paket olmak üzere toplam 40 paket satışa hazır toz esrar. Diğer bir adıyla zehir ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube görevlileri tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında VK isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada 10 paket, ikametinde yapılan aramada ise 30 paket olmak üzere 40 paket satışa hazır hale getirilmiş toz esrar maddesi ile 18 kilo 21 gram toz esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili VK isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Girişimcilikte önce kadın projesi tanıtım programı düzenlendi. 10 ilde düzenlenen program Erzincan'da da uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Bilişim Vakıfları İşbirliği ile hayata geçirilen Girişimcilikte Önce Kadın projesinde yeni dönem eğitimleri 10 ilde aynı anda başladı. İlk yılında 10 bin kadına ulaşarak 15 milyon TL'yi aşkın ekonomik değer yaratan Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni döneminde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Yaklaşık 6 ay sürecek olan proje Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas'ta bulunan toplam 72 halk eğitim merkezinde 140 danışman öğretmenin liderliğinde eş zamanlı yürütülecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya Yavuz ve kursiyerlerin katılımıyla proje tanıtım toplantısı düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, önce kadın projesi hakkında bilgi verdi. Birinci dönem 17.600 civarında kursiyerimiz geldi kurslarımıza sizin gibi. Ama bunların içerisinde 10.000'ine yakını bizim kadın kursiyerimiz. İşte bizim bu kadın kursiyerler içerisinde istekli olarak az önce söylediğim protokol çerçevesinde bir araya gelinmiş olup isteklilere burada eğitim verilecek. Ne eğitimi verilecek? Bilişimle ilgili eğitim verilecek. Teknoloji ile ilgili eğitim verilecek. Girişimcilikle ilgili eğitim verilecek. Burada Erzincan'ımızda, Otlukbel ilçemizde verildi. Çayırlı ilçemizde verildi bu eğitim. Tercan ilçemizde verildi. Üzümlü ilçemizde verildi. Refahiye ilçemizde bu eğitim verildi. Bugün Erzincan'da bir ayağı bugün, bir ayağı yarın. Çünkü hepinizi bir salona doldurup da bilgi vermek zordur. Konferans şeklinde değil, karşılıklı iletişim şeklinde olacak. Ve bugün aynı zamanda eş zamanlı Kemah'ta da veriliyor. Son iki ilçemizde verilmek suretiyle, çünkü niçin bunu önemsiyoruz? Şunun için önemsiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde bu olay yok. Türkiye'nin 20 ilinde sadece bu var. Halk Eğitim Merkezi kurs öğreticisi Hüsna Önal yaptığı sunumda eğitimler sonrası oluşturulan dijital mağazaya girilen ürünler sayesinde 100.000 liranın üzerinde ciro elde edildiğini belirtti. Değerli izleyiciler, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Erzincan Orman İşletme İl Müdürlüğü ile Erzincan Üniversitesi tarafından üniversitenin Yalnız Bağ yerleşkesine fidan dikimi yapıldı. 300 adet büyük boy fidan toprakla buluşturuldu. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü ile Erzincan Üniversitesi tarafından üniversitenin Yalnız Bağ yerleşkesinde fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri katıldı. 300 adet büyük boy sarıçam, mavi ladin, kara ağaç ve kara çam, sedir, akasya türleri toprakla buluşturuldu. Programda konuşan Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, fidan dikiminin önemini ifade etti. Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir. Bugün hem ormanın hem de baharın bayramıdır. Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın başlangıcı sayılan 21 Mart tarihi aynı zamanda Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmaktadır. Ardından konuşan Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu ise etkinlikte emeği olanlara teşekkür etti. Bir coğrafya için en önemli kaynak, doğal kaynak o alanların akciğerleri olarak kabul edilen ormanlarıdır. Türkiye'ye baktığımız zaman 700 bin kilometre karenin üzerinde bir yüzölçümü olan Türkiye'deki orman alanı baktığımız zaman çok fakir bir durumdayız. Bunu zenginleştirmek için işte böyle damlaya damlaya gölümlü misali herkes bir ağaç dikecek. Siz şimdiden hayata atılacak gençler olarak bizim de bir dikili ağacımız olsun, buna katkıda bulunalım diye bir işbirliği içinde bulundunuz. Güzel bir çalışmaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Programda daha sonra fidan dikimine geçildi. İl protokolü üniversite öğrencileriyle birlikte 300 adet büyük boy fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine katılan üniversite öğrencileri etkinlik hakkında bilgi verdiler. Erzincan'da bulunan bir büyük market 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle klip hazırladı. Tüm çalışanlarıyla birlikte ve kendi imkanlarıyla çekilen kısa film sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Erzincan'da özel günlerde hazırladıkları kliplerle adını duyuran Gross Market çalışanları bu kez de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü konu etti. Cepheden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donur bayrak serilmiş ufacık bir karaya. Tüm market çalışanlarının rol aldığı klip beğeni kazanırken sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın vatan kalbinin attığı yerdir. Evet, hayatımızın her alanında yer alan tartışmalı madde florür. Değerli izleyiciler, sizler için araştırdık.
bu kadar tartışmaya yol açan ve günlük yaşamımızda hemen her an vücudumuza aldığımız bu maddenin yani florürün zararları neler, faydaları neler, gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek gıdaların hangisinde bulunuyor? İzleyelim, görelim. Hayatımızın her alanında bilhassa diş macununda bir dönem tartışma konusu olan florürün insan hayatı üzerindeki etkileri bir hayli fazla. Bunlardan en önemlisi fazla florür alımında beyin sinir sisteminde oluşan tahribatlar ve bunun sonucunda ortaya çıkan davranış bozuklukları. Tabii bunun yanında florür faydalarıyla da hayatımızda yer alıyor. Düzeyi doğru ayarlandığında florürün diş çürüklerinin oluşmasını engellediği ancak fazla alımında kemik erimesine yol açtığı gözlemleniyor. Çoğu kişi florürsüz diş macunu kullanarak bu kimyasalın zararlı etkilerinden korunabileceğini düşünüyor. Ancak bazı illerimizde şebeke suyunda yüksek sayılabilecek miktarlarda florür bulunuyor. Türkiye içme sularında florürün bölgesel dağılımına bakıldığında bazı bölgelerin ilçelerinde içme suları florür değerinin standart aralığının üzerinde olduğu saptanmıştır. Ancak Erzincan Belediyesi'nden aldığımız su analiz raporlarına göre ilimizde bulunan içme suyunda florür değerleri Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği aralıkta. Yani sularımız birçok şişe suyundan daha temiz ve sağlıklı. Florürün bulunduğu diğer alanlara bakılınca aslında sularımızda bulunmaması tam anlamıyla florürden korunmamızı sağlamıyor. Çünkü tükettiğimiz pek çok hazır içecek Türkiye'nin farklı bölgelerinde şebeke suyundan üretiliyor. Eğer üretimin yapıldığı bölgedeki sular yüksek florür içeriyorsa, ürünü tükettiğimizde bu maddeye maruz kalıyoruz. Florür kaynağı olabilecek bazı ürün ve gıdalar şöyle. Florürlü diş macunu, bebek maması, hazır çorba, tavuk bulyon, teflon tava veya tencerede pişirilmiş gıdalar, gazlı içecekler, hazır meyve suları, paketli ve işlenmiş gıdalar, anestezi kimyasalları ve sigara. Değerli izleyiciler, sırada spor haberimiz var. Türkiye 3. Ligi'nde mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor hafta sonunda deplasmanda oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi Van deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Türkiye 3. Ligi 1. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Van Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Erzincan Spor Vedat Çimen tesislerinde teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu nezaretinde çalışan futbolcular çift kale taktik idmanı yaptılar. Geçen hafta alınan 2-0 Erzincan Belediyespor galibiyeti camiaya moral kazandırdı. Anagolt 24 Erzincan Spor lig sıralamasında 38 puanla 10. sırada yer alırken Van Büyükşehir Belediyespor ise 40 puanla grupta 8. sırada yer alıyor. Ve sırada hava durumu var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Erzincan'da havanın az bulutlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -1-15, Erzurum -18, Sivas -4-13, Elazığ -3-16, Malatya -2-15, Bayburt -5-9, Tunceli 1-17, Gümüşhane -3-9 ve Giresun 5-12 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Derman Eczanesi. Derman Eczanesi Araştırma Hastanesi yanında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,613, satış 3,619, Euro'da alış 3,897, satış 3,904. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara, ardından yeniden birlikteyiz. İnternet isterken mutlu yuvamda bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Siz de beklemekten sıkıldıysanız, hızlı hizmet arıyorsanız hemen TürkSat kabloya geçin. TürkSat kablo hızlı hizmet, memnuniyet TürkSat kablo. Üstelik şimdi kablo net, kablo TV ile kablo ses hepsi bir arada, tek faturada günde sadece 1 lira.
Değerli izleyiciler, haber bültenimizin sonuna geldik. RT Şah TV WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 1376. Bize bu numaradan önemli gördüğünüz tüm olayları aktarabilirsiniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle, duymak isteyeceğiniz iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.